Tonguç Akademi 10. sınıf kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Fonksiyonda 4 işlem, fonksiyon grafikleriyle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, her zaman olduğu gibi, her zaman olacağı gibi programımıza bakalım. Bugün günlerden 14 Ekim pazartesi ve fonksiyonda 4 işlem grafiklerle sizlerle birlikteyiz. Haftaya artık yazılı kamplarımız başlıyor. Matematikte güzel bir özet. Sonrasında yazılı simülasyonu sizlerle birlikte olacağız. Lütfen siz de haftaya kadar konularınızı tamamlayın. Ve artık siz de yavaş yavaş yazılı hazır olun. Hatta ve hatta öncesinde de kendinizi deneyebilirsiniz. Bakın burada sayfa 85'te birinci yazılı simülasyonu var. Siz de oradan bakabilirsiniz diyelim ve sözü fazla uzatmadan artık dersimize başlayalım. F ve G fonksiyonları kullanarak ne yapacağız arkadaşlar? 4 işlemi göreceğiz bugün. Sonrasında da gerçek hayat problemleri, tablo grafiklerini göreceğiz fonksiyonların grafiklerini çizebileceğiz. Doğrusal fonksiyonun ne olduğunu göstereceğiz. Parçalı tanımlı fonksiyonların nasıl grafiği olur? Bunlardan bahsedip artık yavaş yavaş fonksiyonları yorumlayıp tanım ve görüntü kümesini gördükten sonra sıfırlarını göreceğiz. F fonksiyonun sıfırlarını gördükten sonra artık konumuz yavaş yavaş bitecek. Bugün ne yapıyoruz? Fonksiyonun grafikleri, doğrusal fonksiyon ve doğrusal fonksiyondan sonra da düşey yatay testi ne işe yarar? Hepsini göstereceğiz. Peki, peki burada önemli mevzu ne? Temel kabulümüzle neyi olmadan bilemeden yapamazsın bu konuyu? Fonksiyonun tanımını bileceksin. Fonksiyonda değer bulmayı rahat bir şekilde yapacaksın arkadaşım. Hemen başlayalım o zaman olaya. Fonksiyonda 4 işlem toplama çıkarma nasıl yapılıyor? Bakın bir A kümesi ve bir B kümesi bizim tanım kümemiz olacak FBG için. Ve ne olacak arkadaşlar? Bunlar reallere gidecek. Reallere giderken de biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Toplama diyorsa bakın olay şuysa F artı G'yi sanki yeni bir fonksiyonmuş gibi ayrı paranteze alırsa sen ne yapıyorsun? Cart diye bunları ayırıyorsun. Eskiden gördüğüm gibi Fx ve Gx olarak ayırıyorum. Başka hiçbir muhabbet yok. Arada eksi varsa ne yapacağım arkadaşım? Hemen ayırıp eksi yapacağım. Başka da bir atraksiyon yok. Sadece burada bilmen gereken şöyle bir şey var. Bir de F artı G fonksiyonunu yeniden tanımlarsam ben ne yapmam lazım? A kesişim B benim için tanım kümesi olması lazım. Çünkü A'da olup da B'de olmayan eleman varsa ben ne yapamam? O zaman G'deki elemanı ben ortaya çıkartamam, bulamam. O yüzden ne yapacaksınız? F ile G'yi toplarken, çıkarırken, bölerken, çarparken ne olacak arkadaşım? Kesinlikle ve kesinlikle ikisinin kesişimini kullanacağız. Hemen ne yapacağımıza bakalım. Bakın F artı G diyor. O zaman ne yapıyorsun? fx artı gx yapıyorsun. Çok basit bir muhabbet. Bakın bu adamla bu adamı toplayacağız. E x kare var mı altta? gx de yok. 4x, x'te bir terim var mı? Var. 4x artı 2x. Ne oldu? 6x. 3 eksi 7. Daha doğrusu 3 artı eksi 7'den dolayı da burasını eksi 4 yaptım. Şimdi müthiş dikkat etmeniz gereken bir şey var. f eksi gx diyorsa bana. fx eksi gx yapıyorum. Bakın bu kadar basit. Başka hiçbir şey yok. Bu adamdan bunu çıkartacağım. Yalnız dikkat edin. Hatta bir kere daha yazayım sizin için. 4x artı 3 eksi parantezinde 2x eksi 7. Çok dikkat şimdi arkadaşım. X kare burada ne yapacağım arkadaşlar? Hemen eksiyi bir dağıtmam lazım. Eksiyi dağıtırsak eksi 2x. Eksiyi dağıtırsam eksi eksiden dolayı artı 7 olmuş oldu. O zaman toparlayalım. X kare var. E, 4x eksi 2 xten dolayı da artı 2x var. 3 artı 7'den dolayı da hop ne olmuş oldu? 10 olmuş oldu. Olay sadece bu kadar. Çok kolay bir mevzu. O yüzden biraz buraları seri geçebiliriz. Bakın ne diyor bana? F artı G3 diyor. Hemen ne yapıyorsun? Cart diye ayırıyorsun. F3 artı G3 yapıyorsun. E, F3 kolay. Bakın burada hemen koyalım. F3 eşittir. 3'ün karesi artı 1'den dolayı 10 olduğunu gördün mü? Hemen yazıyorum o zaman. F3 nedir? 10'dur. Devam ediyorum. G3 diyor bana. Hemen G3'e bakıyorum o zaman. G3 eşittir. 4 kere 3 artı 2'den dolayı da ne olmuş oluyor? 14. 4 kere 3 12. 2 daha 14 olmuş oluyor. Sen de buraya ne yazıyorsun? 14'ü koydun. Cevabı da 24'ü yapıştırdın geçtin. Şimdi çok dikkat arkadaşlar. Bu sefer bir katakulle var burada. Oraya dikkat edeceğiz. F 2. Eksi G eksi 2'den bahsediyoruz. Burada çünkü sakın bunları Artı hocam dağılır falan muhabbeti yok biliyorsunuz artık. F'lerin nasıl olduğunu G'lerin eksiğin içeriye dağılmadığının farkındayız. F eksi 2 ne yapacaksın hemen? F eksi 2 yaptığında eksi 2'nin karesi artı 1'den dolayı hop 5 oldu. Devam ediyorum. G eksi 2 muhabbetinde de 4 kere eksi 2. 4 kere eksi 2 eksi 8. Artı 2'yi koyduğumda da eksi 6'yı yapıştırmış oldum. Şimdi baktım olaya F eksi 2 5. Eksi. Bakın burada eksi 6 var. İşte burası müthiş önemliydi. Ve cevabı ne yaptım? 11 olduğunu buldum. Hemen artıyı gördün. Cart ayırıyorsun iki parça. Eksiyi gördün. Cart ayırıyorsun iki parça. Onları da tek tek buluyorsun. İşte bu. Peki çarpma bölme nasıl olacak? E biraz öncekinin tıpkısının benzerinin aynısı. Nasıl olacak? Cart diye ayırıyorsun çarpma. Cart diye ayırıyorsun ne? Bölme. İşte bu kadar. Bir de çok önemli bir şey var. Sana şurada bir C çarpı F derse bu da C çarpı fx fonksiyonu demek olacak. Hemen yapalım. Çarpmasını soruyor. Yalnız burada bir göz ucuyla şuna dikkat etmem lazım. fx dediğim x parantezine alındığında x artı 3 olduğu kabak gibi gözüküyor. Aşağıdakinin de 2 parantezine alındığında x artı 3 olduğu gözüküyor. O zaman ben de f çarpı gx yazarsam burayı fx çarpı gx yazacağım tabii ki de. Hemen cart diye iki parçayı ayırdım. Ayırdıktan sonra da x çarpı x artı 3 çarpı 2 çarpı x artı 3. O zaman ne olmuş oldu arkadaşım? Buraya çok dikkat ediyorsun. Çarpmada yer değişme özelliği var. 2'yi en başa alırım. Yanına x'i koyarım. x artı 3 ile x artı 3'ü çarparsam da x artı 3'ün karesi eder ve bu olay biter. Şimdi bir diğerini yapalım. Hemen bir diğeri de hangisiydi? Bölmesiydi. F bölü g x derse bana şu şekilde. O zaman ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bakın x parantezinde x artı 3. Evet fx buydu. Bölü 2 artı pardon 2 parantezinde x artı 3 olmuş oldu. Şurayı bir daha net bir şekilde gösterelim. 2 artı x artı 3 olmuş oldu. Hemen orada ne vardı? 2 çarpı vardı. O zaman x artı 3'ler parantez halindeydi. Birbirlerini götürdüler. Geriye ne kalmış oldu? x bölü 2 kalmış oldu. Bir daha gösterelim şu ifadenin ne olduğunu. Hemen ne yapıyorsun? Yukarıya fx aşağıya gx yapıyorsun. Cart diye ayırıyorsun ve cevap ne çıkıyor? x bölü 2 çıkıyor. Sözü fazla uzatmayalım. Hemen bir tane daha pekiştireç örneğimizi yapalım. Ve olayı bitirelim. Ne var burada arkadaşım? fx var. gx var. f2 g2 diyor. Hemen ne yaptım? Cart diye ayırdım. f2 g2. Yerine koyduk. Uzatmayalım. 8 kere 2 16. 2 daha 18 olmuş oldu. Çarpı 2 yerine koydum. 2 kere 2 4. 3 çıktı. 1 kalmış oldu. O zaman demek ki bu adamın cevabı ne olacakmış? 18 kere 1'den 18'i yapmış oldum. Buraya bakın ne yaptık? Sadece 2 koyduk. 2 kere 8 16. 2 daha 18 olduğunu söyledik. Devam edelim. F bölü G3 derse... Ben buraya F3 bölü G3 yapıyorum. Bakın gidip de F bölü GX'i bulmaya gerek yok. Ne yapıyorsun? Direkt sayıları koyayım. Koydum yerine sayıları. 8 kere 3 24. 2 daha 26 müthiş. Hemen 3'ü koydum. 2 kere 3 6. 3 çıkarsa da 3 kaldı. Burada bir sadeleştirme hiçbir şey olmadığı için ne yaptım? 26 bölü 3'ü kabul ettim. Devam ediyorum. Bakın burada 3G 1 var. O zaman bu ne demektir? 3 çarpı G 1 demektir. 1 koyarsak ne oluyor? 2 kere 1 2. 3 çıkarsa eksi 1. 3 çıkarsa eksi 1. O zaman ne olmuş oldu? Burada da 3 çarpı eksi 1'den dolayı cevabımız eksi 3 olmuş oldu. Bir daha söylüyorum burada G1'i koyduk yerine 2 kere 1 2 3 çıktı eksi 1. Bakın G1 eksi 1 hemen çarpmadı da eksi 3 olacak sonucumuz. İşte bu kadar hemen bir tane de çakal cin soru var. Burayı lütfen çok iyi dinleyin. Şimdi burada müthiş bir olay var onu sizlerle paylaşalım. Şimdi bana F çarpı G2'yi soruyor. O zaman ben Şurada yazılanda çok dikkat ederekten bir işlem yapayım. Bakın 2 çarpı F2 artı G2 yapayım. Ve bunun cevabını da bakın X'in yerine 2 koydum. Bunu da cart diye ayırdım. 2 koyarsam 2 kere 7 14. 7 daha 21 oldu. Devam ediyorum. Bakın burada 2 koyarsak ne olacak? F2 şurada X unutulmuştu onu koyduk. Eksi 2 tane g 2 olmuş oldu ki burada da cevabım kaç çıktı? 6 kere 2 12. Bir daha 13 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar olay çok güzel bir şekilde bu hale gelmiş oldu. Peki adam bana şimdi ne soruyor arkadaşlar? F çarpı G2'yi soruyor. Bakın burada F2 var. Burada G2 var. Burada F2 var. Burada 2 G2 var. O zaman ben de yukarıyı bir 2 ile çarpayım ve taraf tarafa toplayayım. Bakın nasıl bir şey çıkıyor. 4F2 artı 2 tane G2 eşittir 42. 21 kere 2 42. Aşağıyı bir kere daha yazalım. F2 eksi 2 tane G2 eşittir. 13 zaten hala hazırda vardı. Taraf tarafa topladığımda bunlar birbirini götürdü. Burada da F5 tane F2 eşittir. Ne olmuş oldu? 55 olmuş olduğu her tarafı 5'e bölersek iki tarafı da ne çıkmış oldu? F2 eşittir 11 olmuş oldu. E bak şimdi bak olaya bak. Hemen gel şurada bir daha toparlayalım olayı. f 2 yerine koydum 11. Eksi 2 tane G2 eşittir 13 oldu. Attım buraya geldi buraya. 11'den 13 çıkarsa eksi 2. Burada da 2 tane G2 olmuş oldu. Tarafları sadeleştirirsek 2 ile eksi 1 eşittir G2 olmuş oldu. O zaman ben hemen bu adamın cevabını biliyorum. Nasıl biliyorum arkadaşım? Çünkü cart diye ayırdım hop f2. Cart diye ayırdım hop g2. F2'm burada zaten 11. G2'm burada zaten eksi 1. O zaman cevap ne olmuş oldu? Eksi 11 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bakın bir tane de şu yukarıda sağlamasını yapalım. 11'i koydum. 11, 2 kere 11, 22. 1 çıkarttım. Çünkü artı eksi 1 olduğu için 1 çıkarttım. 21'de orada da görmüş oldum ve olayın doğruluğunu bir kez daha sağlamasını yaparak ispatlamış oldum. Geldik bir başka mevzuya. Bakın burada da biraz önceki soruya çok benzer bir muhabbet var. Ne yapıyorum? FK artı GK ne olmuş oluyor? 6. FK eksi GK ne olmuş oluyor? 2 m. Şimdi ben buradan dikkatinizi çekerse yine taraf tarafa toplarsam arkadaşım. Bakın FK'lar birbirini götürür. İki şey pardon GK'lar götürür. İki tane FK eşittir. 2M artı 6 olur. Çok dikkat şimdi bir kere daha söylüyorum. Çok dikkat. Burayı yan tarafı sağ tarafı eşitliğin sağ tarafını ben 2 parantezine alırsam hop 2 parantezinde M artı 3 olur. O zaman iki taraftaki ikileri götürürsem de FK ne çıkmış oldu? FK buradan M artı 3 çıkmış oldu. Şimdi ben bunu İster burada ister bir alttakini de yerine koyabilirim. FK'nın yerine ne koyuyorum? M artı 3 artı bakın GK var. Eşittir de cevabım 6. Herkesi karşıya atalım GK'yı bulalım. Attım karşıya 3. Attım karşıya eksi M. 3 eksi M'yi de görmüş oldum. Bakın birbirlerinden çıkartırsak ne olur? M eksi eksi M'den dolayı 2 M olur. 3 üç, eksi 3'ten dolayı da birbirini götürür. 2 M kalır. Süper. Şimdi çok dikkat. Adam bize ama burada yeni bir şey verdi. FK çarpı GK'nın da bana 5 olduğunu söyledi. He, güzel. E FK ne? Bakın FK 3 artı M. Bakın GK ne? 3 eksi M. Cevap da neymiş? 5'miş. E, burası 2 kare farkı. 2 kare farkı olduğuna göre 3'ün 3'ün karesi 9. E, M'nin karesi de M kare eşittir. 5 oldu. Hemen toparlayalım şurayı. Ne olmuş oldu? 5'i karşıya attım. M kareyi buraya attım. 4 eşittir. M kare olduğuna göre çok dikkat şimdi. M eşittir. Ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Burayı sakın gözden kaçırmayın. Bir şeyin karesi 4 ise 2 de olabilir. Eksi 2 de olabilir. Ama soruda bana ne diyor? K ile M pozitifti diyor. O zaman negatif olay gitti. Ben de ne bulmuş oldum? M'yi burada 2 bulmuş oldum ve bu güzel soruyu da bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar artık 4 işlem olayı tamam. Peki grafikler nasıl olacak? Grafikler dedi A'dan B'ye bir fonksiyon tanımlanacak. Y eşittir fx fonksiyona ait bütün noktaları dik koordinat düzleminde yerleştireceğiz. Ve bu noktadan oluşturduğu kümeye de grafiği diyeceğiz. Peki burada en önemli grafik hangisi? Doğrusal fonksiyonun grafiği. Peki doğrusal fonksiyon neydi hocam? Bakın doğrusal fonksiyon fx eşittir ax artı b'ydi. Yani x karenin olmadığı, x kübün olmadığı, x üzeri 1 bölü 2'lerin olmadığı, x üzeri eksilerin olmadığı, sadece birinci kuvvetinin olduğu ve yanında da sayı varsa var olduğu bir tane fonksiyondu. İşte ax artı b bizim için doğrusal fonksiyondu. Ve doğrusal fonksiyonun grafiğini çizerken en az iki noktaya ihtiyaç var. Neden? Sen bir doğru çizmek istiyorsan ne yapıyorsun? Bir başlangıç, bir bitiş seçiyorsun. Bu aralıktaki her şey ve son öncesi ve sonrası olabilir diyorsun. Bir tane buradan, bir tane buradan seçiyorsun. Hop bu buradan geçer diyorsun. Bir tane şuradan, bir tane şuradan yapıyorsun. Hop bu buradan geçer diyorsun ve olayı bitiriyorsun. O yüzden bana ne lazım? İki nokta lazım. P ve bu iki noktaların en kolayı nedir? X'e 0 verip Y'yi bulmak. Neden? Bakın biz zaten grafikte sıralı ikilerden oluşmuyor muyduk? X'ler ve Y'ler değil miydi? fx fonksiyonunda da yerine koyduklarım x'in yerine koyduklarım birinci bileşen cevaplar da benim ikinci bileşenimdi. O yüzden arkadaşlar en kolay iki nokta x'in ya da y'nin sıfır olduğudur. O zaman x'in yerine sıfır koyarsam f sıfırdan dolayı bir cevap bulurum çok kolay. Cevaba sıfır verirsem de oradan da kolay bir x bulurum. Sonrasında da bu iki noktayı hop diye birleştiririm. Dik koordinat düzleminde bu noktalardan geçen doğruyu bulmuş olurum. Hemen bakın şimdi nasıl yapacağız? Yapacağımız işlem çok basit. Y eşittir 3x artı 12 diyorum. 12 dediğimde bakın yapacağım 1x'e 0 vermek. Bir de y'ye 0 vermek. Bakın x'e 0 verip y'yi bulacağız. Y'ye 0 verip x'i bulacağız. O zaman ne diyorum? X eşittir 0 için. X eşittir 0 için ne olur? Y eşittir 3 kere 0 artı 12. Hop ne olmuş oldu buradan da? Y eşittir 12 olmuş oldu. Y eşittir 12 olduğuna göre o zaman benim birinci bileşenim ortaya çıktı. X'e 0 vermiştim. Y'si 12 olarak karşıma geldi. Devam ediyorum. Bu sefer de ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen Y'ye 0 veriyorum. Y 0 için diyorum. Y 0 için dersem de 0 eşittir. 3X artı 12. Sözü fazla uzatmayalım. 12'yi karşıya attım. X 12. Her iki tarafı 3'e böldüm x eşittir eksi 4 gelmiş oldu. Peki o zaman buradan hangi noktam çıkmış oldu karşıma? Buradan da y'sine 0 verdiğim için x'i de eksi 4 bulmuş oldum. Şimdi grafiği gel çizelim senle. Grafiği gel çizelim senle. Hemen bakın burası bir koordinat düzlemi. Burası x'ler burası y'ler. Hemen bakıyoruz benim elimdeki noktaya. X'i sıfırken X'i sıfırken Y'si 12. Yani bu Y ekseni üzerinde bir noktadır. Onu da göz kararı şöyle bir 12 diye gösterelim. Bakın burası Y üzerinde 12 noktasıdır. Ya da biz bu noktaya ne diyoruz? 0'a 12. X'i 0 olduğuna göre Y'nin üzerindedir. Devam ediyorum. Bir de burada ne var arkadaşım? Eksi 4'e 0 var. Bunun da Y'si 0 olduğuna göre X'in üzerindedir. O zaman burası da eksi 4'tür. Gel bakalım şimdi çok güzel bir şekilde çizelim. Hemen e, ürün yerleştirme vardır diyelim. Ve böyle bir şekilde çizelim. Bakın ne olacak? Hemen şöyle bir grafik olacak. İşte bu kadar. Hemen bu grafiğinde sağına soluna altına ne yazıyorsun? fx eşittir. 3x artı 12 grafiğidir yazıyorum. Ve olayı bitiriyorum. İşte bu kadar arkadaşım. Yapman gereken tamamen bu. 2 nokta veriyorsun. Biri sıfırlı. X'i sıfır olan bir de y sıfır olan veriyorsun. X'i sıfır verirsen orası y ekseni üzerindedir. Y'ye sıfır verirsen o da x ekseni üzerindedir. Burası x ekseni üzerinde eksi 4'tür koordinat düzleminde de eksi 4'e 0 noktasıdır. Burası y ekseninde 12 noktasıdır. Ama koordinat düzleminde 0'a 12 noktasıdır dedik geçtik. Hemen bakın ne diyor. Bu grafikte eksenler arasında kalan bölgenin alanı diyor. İlk önce kardeşim bir grafiği çizmeye çalışsak nasıl olur? Çok müthiş olur. Hemen toparlayalım o zaman. Ne yapacaktık burada? Hemen bir tane söylüyoruz. X eşittir 0 için diyoruz. Sıfır için dersem y eşittir sıfır bölü 3 eksi 2'den dolayı hop ne gelmiş oldu? Y eşittir eksi 2 geldi çünkü sıfır bölü sayı sıfırdır dedik ve bunu bulduk. Bu bulduğumuz şey aslında y'nin 2 olduğu değil eksi 2 olduğu değil. x'e sıfır y'ye eksi 2 noktasından geçen bir ne var burada doğru var. Hemen devam edelim o zaman bir sonrakini yapalım. Bir sonraki de adımda neydi? Y'ye sıfır verip ne yapacaktık? Biz burada x'i bulmaya çalışacaktık. O zaman x bölü 3 eşit. Eksi 2. Buradan da hemen şöyle geçelim. Eksi 2'yi karşı attım. 2. x bölü 3. Neyi 3'e bölersek? 2 çıkar arkadaşım. O da tabii ki de x eşittir 6'dır. Hatta şöyle yazalım. x eşittir 6. O zaman ben neyi buldum? x'in 6 olduğunu değil y'ye 0 verdiğimizde cevabın 6 olduğu ortaya çıktı. Hemen bir grafik çizelim. Geldim y. Geldim x. Al sana x. Al sana y. Nereden geçeceğim ben? X'i 0, Y'si eksi 2. Hemen şurada bir eksi 2 noktasını çizelim. Tamam. X'i 6, Y'si 0. O da şurada olsun. O zaman ben ne yapıyorum hemen? Buradan bir cetvel alıyorum. Hemen bir ürün yerleştirme yapalım şuraya. Geldik buraya. Bakın. Hop buradan geçeceğim. Peki buradan geçerken arkadaşım bana ne diyor? Eksenler. X ekseni, Y ekseni, X ekseni. Bir de bu grafiğin arasında kalan alan. Ha, bana buradan bahsediyor. E çok kolay. Burası diklik olduğu için koordinat düzlemi. O zaman benim gördüğün üzere ne olacak arkadaşım? Dik kenarlarımdan birisi 2. Dik kenarlarımdan birisi 6. O zaman hemen alanı bizde buluruz. Alan eşittir. Ne olacak? 2 çarpı 6. Dik kenarlar çarpı. Dik kenarlar bölü. Daha doğrusu dik kenarların çarpımı bölü 2 olduğu için. İkiler sadeleşti. Işte. Hop ne yaptım? Altı olduğunu buldum. İşte bu kadar arkadaşım. Olaylar olaylar. Ne yapacaksın? Çok kolay bir şekilde çizeceksin dedik geçtik. Parçalı fonksiyonda ne yapacaksın? Peki sadece ve sadece bir parçalı fonksiyonun grafiğinde alt fonksiyonların tanım olduğu aralıkta çizilecek. Mesela burada 2'den küçük 2'den büyük dediği için sen bu grafiği nasıl çiziyorsan yine aynı şekilde yapacaksın. Yalnız 2 senin kestiğin yani sınır koyduğun yer olacak. Bu grafik böyle gidiyorsa diyeceksin ki dur kardeşim böyle gidemezsin. Burada kalacaksın diyeceksin. Başka da bir mevzu yok. Yine gerisi doğrusal fonksiyonun aynısı. Bakın şimdi nasıl aynısı hocam? Şöyle hemen şurayı yapalım. Y eşittir 2x artı 1. Çok uzatmayalım. X'e 0 verirsek ne çıkıyor? Y 1 çıkıyor. Ne zaman? X eşittir 0 iken. O zaman ben buradan ne görüyorum? X'e 0 verdim. Gitti. Y eşittir 1. Nereden geçiyor bu? 0'a 1'den geçiyor. Devam edeyim. Bir tane de x'e 0 verelim. Şey pardon özür dilerim. Y'ye 0 verelim. Y'ye 0 verirsen de 1'i karşıya attın. Eksi 1. Eksi 1'i gördüğüm için de bölü 2 yaptım. X'imde ne çıktı? Eksi 1 bölü 2 çıktı. Buradan da ben bir nokta buldum. O noktamda benim eksi 1 bölü 2'ye 0 noktası. Şimdi bakın. Gelin şuraya bir koordinat düzlemi çizelim. Bu koordinat düzleminin burası x burası y olsun. ...ve burası sıfır noktası biliyorsunuz. O zaman ne yaptık hemen? Sıfıra bir. Yani y'nin üzerinde olduğunu gördüm. Y'nin üzerinde şurada bir bir noktası var. Devam ediyorum. Ee, şurası da benim için eksi bir bölü iki sıfır noktası. Şimdi bu böyle gidecek. Çok güzel bir şekilde gidecek. Ama kim sınırı gelecek? Bakın şurada sarıyla göstereyim. Çok fazla belirtmeyelim. Şurası iki noktasıysa... ...bakın sarıyla çok az gözükse olur... Burası bizim için sınır noktası. Buradan öteye gidemem. O yüzden bakın şurası eksi 1 bölü 2 ise bakın x eksi 1 bölü 2 y'si 1'den geçiyordu. O zaman benim grafiğim şöyle olacak. Çok dikkat. Bu iki noktadan geçen şöyle bir doğru. Ama nereye kadar? 2'ye kadar arkadaşım. 2'de ne yapacağım? Duracağım. Var mıyım 2'de ben? Yokum. O zaman burada 2'de yokum. Peki bu 2'nin gördüğü nokta neresi? Çok kolay 2'yi koyarım. 2 kere 2 4 1 daha 5. İşte 2'ye 5 noktasında da bu sabit bir şekilde yani sabit derken duruyor orada bir yere gidemiyor. Devam edelim bakalım. Hemen şunu yapalım bu seferde. Y eşittir eksi x artı 4 ise bu sefer ne yaptım? X'e 0 verdim. Bakın daha da hızlandım. X'e 0 verdim. Y'si 4 çıktı. Devam ediyorum. Y'ye 0 verdim. Burası 0 ise eksi x karşıya artı x gitti. O zaman da 4'e 0 gelmiş oldu. Bu grafik nereden geçiyor? 4'e 0'dan geçiyor. Bakın şurası 4'e 0. Burası da 0'a 4 şu noktadan geçecek. Yalnız dikkat edin bakın şimdi. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Burada bu taraftan yaparsam ben göremiyorum. Şurada bakın arkadaşlar böyle bir çizgi olacak yalnız benim sıkıntım ne benim sıkıntım? Bakın benim sıkıntım şuradan itibaren devam etmesi. O yüzden bakın ne olmuş oldu? Ben bu grafiği buradan böyle biraz önceki gibi doğrusal değil de benim sınırım kimdi? 2 idi. O yüzden ben 2'nin küçük tarafını değil büyük tarafını seçiyorum ve eşitlik olduğu için de bu nokta ne olmuş oluyor? Benim için var olmuş oluyor. Peki 2 koyarsak ne oluyor yerine? Eksi 2 artı 4'ten dolayı. 2 olmuş oluyor ki işte şu noktada benim için nedir? Hatta biraz daha büyükserim. Bu noktada 2 noktasıdır. Demek ki bu da 2'ye 2 noktasından geçiyor dedik. Peki F2 nedir? Bakın burası boş, burası dolu. F2 2'dir. Onu da görmüş olalım. Benim grafiğim böyle gidecek. Burada bir sınır çekilecek. Buradan da böyle yapılacak. Yani sen ne yapıyorsun? Doğrusal fonksiyonun grafiğini çiziyorsun. Sonrasında da çok rahat bir şekilde hemen ne yapıyorsun? Sadece sınırdan Ötesini çizmeyip Buradan ötesini çiziyorsun. Geldik fonksiyonun grafiğini okumaya. Peki nasıl okuyacağız? İlk önce tanım kümesiyle görüntü kümesini okuyalım. Sonra noktaları okuruz. Bakın tanım kümesi kiminle ilgili arkadaşlar? Tanım kümesi x ile ilgili. O zaman x'e göre bir sınır koyacağız. Bakın en buralarda hep grafik var 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 var. Burada yok. Buralarda var 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 var. Burada yok. O zaman ben x'te en uç sınırım en sol ve en sağ sınıra bakıyorum arkadaşım. En sağ ve en sol sınıra bakıyorum. O zaman varlık olduğu için burada eksi 5 dahil. Burada varlık olduğu için ne yapıyorum? 4 olduğunu görüyorum. Şimdi aynı şekilde benim görüntü kümem neyle alakalı? Y ile alakalı. Y ile alakalıysa o zaman ne olacak arkadaşlar? Görüntü kümesi Y ile alakasıyla sen en üst sınırı çektin 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 çektin. Bak en üst sınırın grafikte 4 noktasına gelmiş. Bakın Yine burada 4, 4 ile 4 alakalıymış. En alt noktanda nereye gelmiş arkadaşım? En alt noktanda eksi 6'ya gelmiş. Ve bu aralıkta her yerde varlar mı? Varlar. Şurada yokluk olsaydı orayı da eksi deyip gösterecektim. Olmayacağını söylemiştim. Bir daha söyleyelim. Tanım kümesi deyince grafiğin en solundan en sağına ne aralıktayım ben? X'lere dikey olarak bakarsam eksi 5'te 4. Peki yatay olarak baktığımda ne aralıktayım ben? 4 ile eksi 6 ya da eksi 6 ile 4 dersek daha şık olur dedim ve bu soruyu geçtim. Şimdi bakın e, bize ne söylüyor? Fonksiyonun alabileceği en büyük değer diyor. Değer ne demekti? Değer kümesindeki görüntülerimdi. O zaman bakıyorum fonksiyonum nereden başlıyor? X'i eksi 3 olan yerden başlıyor. Nereye kadar gidiyor? X'i 6 olan yere kadar gidiyor. Ben nerede en dipteyim peki Y'lerde? Bu noktada ben nerede en büyük değerleriyim Burada. O zaman bakın en küçük değerim en küçük değerim benim -2 iken en büyük değerim de neymiş burada? 3'müş arkadaşlar. Bize deseydi ki en büyük değeri sağladığı nokta kimdir deseydi en büyük değeri sağladığı nokta 6'ya 3'tü. Ya da en büyük değeri veren x değeri nedir deseydi o zaman sen de 6 diyecektin. Noktayı sorsaydı 6'ya 3 diyecektin. En küçük değeri veren nokta hangisidir derse eksi 3'e eksi 2'dir. Ya da şöyle de sorabilir. En küçük değeri aldığında bu değeri sağlayan x nedir derse de eksi 3 diyeceksin. Sözü fazla uzatmayalım. Şimdi bir de grafikte nokta okuyalım. Bakın yapacağımız şey hemen f3'te hemen x'te ne yapıyorum ben f eksi 3 derse Eksi 3'e elimi koyuyorum. Hop grafiğe gidiyorum. Grafiğim burada. O zaman buradan da görüyorum ki benim bu nokta nereyi çağrıştırıyor? Eksi 3'e 2. O zaman bunun cevabı nedir arkadaşım? 2'dir. Mesela F2. 2'ye geldim. Elimi koydum. Hop grafiğe gittim. Grafikte neredeyim arkadaşım? Eşittir. Eksi 1'deyim. Geldim. F4. 4'e geldim. Grafiğe gideceğim. Gidemiyorum. Bu nokta. Ha bak bu nokta. Grafiğin üzerindeki bu nokta. O zaman bu da nedir arkadaşlar? 4'e 0 noktası olduğu için x'i 4, y'si 0 noktası olduğu için y'ler bizim için cevaplarda yaptık. 0'a geliyorum. fx'e 0'a geldiğimde aha yine kaldım burada. Ne yukarı ne aşağı grafiğe gidemiyorum. Çünkü grafik tam buradan geçiyor. Peki burası da, bu nokta neresi? 0'a 0 noktası olduğu için cevabı 0 dedim. Geldim f7'ye. F7'ye baktığımda da 7'yi buldum. Grafiğe gittim. Grafikten y'de nereye denk geliyorum? 3'e denk geliyorum. Son olarak da f eksi 5'e bakıyorum. f eksi 5'te biraz önceki anlattığımın tıpkısının benzerinin aynısı. Yine nedir? Grafikte eksi 5'e 0 noktasındadır. O zaman grafikte cevabım eksi 5'lerin cevabı 0'dır dedik. Geçtik. Fonksiyonun kökleri grafiğin x eksenini kestiği noktalardır. Ya da tam tersini söylersek buradaki yazılan gibi. Bir fonksiyonun grafiğinin x eksenini kestiği noktalara f x eşittir 0. Çünkü Grafiği nerede kesiyor? Buralarda. E, X'te kestiğine göre, X'te Y olmadığına göre cevaplara bakıyoruz. Yani biz ne diyoruz? Denklemin kökleri ya da sıfırları diyoruz. Denklemin kökleri, denklemin sıfırları nelerdir diye sorarsa sen hemen X'i nerede kesiyorsa oraya bakıyorsun. Mesela F fonksiyonun sıfırlarını bulun. Buldum kardeşim. Eksi 7. Buldum kardeşim. Eksi 4. Buldum kardeşim. 2. Buldum kardeşim. 8. 1, 2, 3, 4 ne yaptı? X'i kestiği nokta. X'i kestiği noktalar nedir arkadaşım? Denklemin kökleri ya da sıfırları. Sıfırlarını bulun derse bulduk. Başka bir şey. Peki sıfırlarını sağlayan noktalar nedir derse? Eksi yediye sıfır. Adı üzerine sıfırlar demek. Eksi yediye sıfır tarzında okunanlar demek. Şimdi müthiş önemli bir şey yapacağım. Dikkat edin. Buna göre diyor f k artı bir eşittir sıfır. Sağlayan k değerlerinin toplamını bunu diyor. Bakın grafik ne grafiği? fx. Sorulan ne? K artı 1. Beni ilgilendirmiyor. Cevap ne? Fonksiyonun içinde ne varsa var. Önemli değil. Cevabı ne? Sıfır. Yani bir bakıma fonksiyonun sıfırlarını soruyor mu? Soruyor. O zaman burası nedir? 7'ye 0. Burası nedir? Eksi 2'ye 0. Burası nedir? 5'e 0. Burası nedir? 8'e 0. O zaman şöyle bir şey yazabilir miyim? F eksi 7 eşittir 0. F eksi 5 pardon. F eksi 2 eşittir 0. Devam ediyorum. F 5 eşittir 0. Bir de ne var burada? F8 eşittir 0. E bir dakika. F8 sıfırsa. E K artı 1 sıfırsa. Demek ki bu K artı 1 8 olduğuna göre. Benim K kaç çıkacak? K4 değerim 7 çıkacak. Yani dördüncü K değerim. E buradan bakıyorum. E bu da ne olacak? K üçüncü değerim 4 olacak. Devam ediyorum. Toplanınca eksi 2 olan şey nedir? Bakın. Bu arada K'yı K söyledik. Evet. O zaman ne olmuş oldu? K2 eşittir ne olmuş oldu? Eksi 3 olmuş oldu. Hemen K'nın da birinci muhabbetini bilelim. K birinci muhabbette de eksi 8 olmuş oldu. Çünkü eksi 8'i koyarsam eksi 8 artı 1 eksi 7. Yedi. Eksi 7'nin de 0 olduğunu görmüş oldum. Bana toplamını soruyor. Yapıştır bakalım toplayalım. 7 e, 4 daha 11. Eksi 8 eksi 3 daha 11. O zaman ne oldu? 0'a 0 sıfır, elde var. 0 dedik ve olayı bitirdik. Geldim bir sonrakine. Ve bir sonrakine geldim ama e, bu grafiklerle ilgili yatay düşey testi yapıp bitireceğiz. Ve son sorum burayı lütfen çok iyi dinleyin. Ne diyor bana? F çarpı G. Bir kere kardeşim atma diyeceksin. Bu nedir? F11 çarpı G11. Cart diye ayırırım ben. Burada zor bir şey yok diyeceksin. Hemen grafiğe geldin. Grafikte bakıyorum. F11'de G11'de aynı noktalar. Bakıyorum kaça gittiklerine. İkisi de 4'e gidiyor. İkisi de zaten 11. Aynı noktalar. 4 kere 4 16'yı yapıştırdım geçtim. Şimdi diyeceksin ki f artı g sıfır hiç zor bir şey yok. Bana f sıfır artı g sıfırı soruyorsun kardeşim sen. Böyle soruyorsan da f sıfır artı g sıfır x'in sıfır olduğu yere bakıyorum. Hemen bakıyorum turuncu olan G'ydi. G'de 1 ile 0 arasında bir yerdeyim bilmiyorum. Ama bir de F'e bakıyorum. F'de de neredeyim ben? Eksi 3'teyim. Ha, grafiğim eksi 3'te. Yani x'e 0 verdiğimde cevabı -3 olan bir şey. Bu kolaydı. Bunu yaptım. Şimdi bir sıkıntı var. Acaba burası kaç? Bunun kaç olduğunu bulmak için bakın şöyle bir yöntem izleyebiliriz. Burası 2. 2'den 11'e kadar geldim. 13. Burası kaç arkadaşım? 13 ise burası da 4. Görüyor muyuz? Burası 4, burası 13. Hatta ve hatta adam bize şöyle söyleyebilir. E, X'i kestiği, Y'i kestiği yeri bilseydik ona göre de hareket edebilirdik. Ama onu sormuyor bize. G 0ın kaç olduğunu soruyor. G sıfırında ben şuradan görüyorum ki arkadaşlar. 13 yüksek, 13 tabanda 4 yükseklik var. E, o zaman 2 de ne olur diye bakıyorum. Bakın 13'te 4 olduğuna göre 2'de kaçtır diye soruyorum. Tabii ki de burada 13x eşittir 8x eşittir ne olacak? 8 bölü 13 olacak. O zaman 8 bölü 13'te yapıştırdım. Geçtim. E 13 kere eksi 3 eksi 39. 8 eklersem eksi 31 bölü 13 diye bu cevabı da bulmuş olurum. Evet bu kısım biraz atraksiyonluydu. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakın 11 2. O zaman şurası 13'lük bir üçgen. 13'e 4. Bunlar benzer oldukları için 2'ye kaçtır diye kendim yorumladım. Tabii ki de 13'te 4 ise o zaman her bir birime 4 bölü 13 kadar giderim. 4 bölü 13 kadar. iki tanesi de o zaman 8 bölü 13 olur. Olayı bitiririm. İşte bu kadar. 3 kere eksi 3. 13 kere eksi 3. Eksi 39. 8 eklersem eksi 31 olmuş oldu. Geldim buraya. Şimdi bak yatay ve düşeyi anlatıyorum. Sonrasında da olay yavaş yavaş bitiyor. Geldik buraya. Bir grafik verildiğinde bu grafiğin fonksiyona ait, ait olup olmadığını belirlemek için Tanım aralığında her noktadan bir y'nin olması gerekir ve burada paraleller çizir. Ne diyor bana? Bakın dikey olarak çizdiklerim bana diyor ki fonksiyon mu değil mi? O zaman düşey ya da dikey doğru testi y'ye paralel olarak çizilir. Çizildikten sonra da bana şunu söyler: Her bir y'nin bir cevabı olduğunu söyler. Öyleyse bir noktada kesiyorsa bu bir fonksiyondur diyorum. Bu bir fonksiyondur ve fonksiyonun grafiğidir diyorum. Geldim buraya. Bakın buralarda zaten kesmiyor, tanımlı değil demek ki. Buralara geldiğimde ise bir noktaya iki cevap gidiyor. Bakın x'in eksi bir olduğu yerde iki cevap olur muydu? Olmazdı. O zaman g ne diyorum? Fonksiyon değilmiş diyorum. Çünkü bana iki tane g cevabı veriyor. Mesela eksi bir iki cevap veriyor, eksi beş iki cevap veriyor. Olmaz. Geldim buradaki h fonksiyonuna çizdim, 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 çizdim. Herkes nedir arkadaşım burada? Herkes bir noktadan geçiyor. O zaman bu da vardır dedik ve soruyu bitirdik. Peki yatay doğru testi neyi belirtir? Biraz önceki düşey ya da dikeyi söyledik. Yatay olan da birebir olup olmadığını söyler. Neden? Bakın yatay çizdiğimde şurada bir 5 varsa, şurada bir eksi 5 varsa ikisi de aynı elemana gidiyor. Mesela bakın 5 2'ye gidiyor burada. Eksi 5 de Yine 2'ye gidiyor. O zaman bu birebir değildir. Nedir arkadaşım? Bu 2'ye 1 gibisinden yani birebir olmayan bir fonksiyondur. O zaman sen yatay çizgiler çektiğinde ne görüyorsun? Birebir olup olmadığını görüyorsun. Bak çektim, 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 çektim. Hep tek çekti, hep tek bir yere geldi. O zaman x her x'in karşılığında bir y değeri vardır. Geldim buraya, çektim, çektim, çektim. Of burada ne var? İki tane. Burada ne var? İki tane. Şurada sonsuz tane ortak var. O zaman ne diyorum? Bu adam da benim için nedir? Fonksiyon şey, işte birebir değildir. Burada yataylarda neye bakıyoruz? Birebirli. Dikeylerde fonksiyon olup olmamasına bakıyoruz. Dedik ve geçtik. İşte geldik son sorumuza artık. Sonrasında da ödülü soruyla dersi bitiriyoruz. Doğrusal fonksiyonlarla modellere binen günlük hayat durumları. Şimdi bakın buradaki de burada biz bir ne yapacağız arkadaşlar? Fonksiyon tanımlayacağız. Ona göre de yapacağız. Bir havuza her saatte aynı miktarda su akarken havuzun dibindeki çatlaktan da her saatte aynı miktarda her saat aynı miktarda su sızıyor. Havuzun içindeki su miktarı ve sızan su miktarını gösteren grafik verilmiş. Bize de havuzdaki su kaç saatte biter diye söylüyor. Şimdi arkadaşlar çok dikkat edin. Bakıyorum soruya. Sanki çok zormuş gibi gözükebilir bazen sorular ama çoğu zaman da kolay olabilir. Hemen bak bir daha bir bakalım. Bir havuza her saat aynı miktarda su akarken havuzun dibindeki çatlaktan da her saat aynı miktarda su sızıyor. Havuzun içindeki su miktarı, suzan su miktarını gösteren grafik verilmiş diyor. Bak şimdi arkadaşım mesela diyelim ki şuradaki birinci saatte atıyorum. Diyelim ki sızan su miktarı 10 olsun. E burada da o zaman Havuzdaki su miktarı da 200'den ne olacak? 10 azalmış olacak. E o zaman bunlar burada birleştiklerine göre havuzdan sızanla havuzdaki su miktarı birleştiklerine göre bunlar nerede birleşirler? 100'de birleşirler dedik. Peki 200'den 100'e bu adam 8 saatte geldiyse geriye ne zaman sıfırlanacak bu adam? Havuzun kaçıncı saatte biter diyor. O zaman tabii ki de 200'den 100'e 8 saatse Yüzden de sıfıra bir sekiz daha geçmesi lazım. Geleceği yer neresi olacak? 16. saat olmuş olacak arkadaşım. İşte bu kadar. Hemen bir soruyla daha pek işleyelim. Ve son anda fonksiyon yapalım. Mesela biraz önce fonksiyonu hiç kullanmadık. Bazen de göz korkutabilir. Fonksiyon yazman gerektiğini zannedersin. Ama hiç de gerek yoktur. Şimdi buraya bakarsak ne olacak? Burada bir f fonksiyonu var. Burada bir g fonksiyonu var diye düşünelim. Bu adam ne yapıyor fx fonksiyonu? Bakın hayatına 6. yılda boyu 90. E sonrasında da bir yılda ne kadar uzuyor? 3 santim uzuyor. Şöyle diyebilir miyiz? 90 artı 3x diyebilir miyiz? Mesela birinci yılda yani 7'de 6 artı 1'de ne olacak arkadaşlar? 3 santim olacak. İkinci de yani 8. yılda ne olacak? 6 santim olacak. E şu adama da gx diyelim. Gx de bizim için ne olacak artık? 80 artı e 8x olacak. Ve diyor ki bana bu iki bitkinin boyu ne zaman birbirine eşit olur diyor. Hemen toparlayalım olayı. Hemen bunlar ne zaman birbirine eşit olacak? Yani cevapları aynı olacak. 90 artı 3x eşittir ne olacak? 80 artı 8x olacak. Attım karşıya. Geldi buraya. Ne olmuş oldu? 10 eşittir 5x olmuş oldu. X eşittir de buradan 2 çıkmış oldu. 2 çıktıysa arkadaşlar çok dikkat edin. Hemen 2 dediğimiz ne? 6'dan 2 yıl sonradan bahsediyoruz. O zaman benim 8. yılda boylarım eşit olur. Eşit olduğunda boyları kaçtır diyor. Tabii ki de 96 olacak. İster 90 artı 3 kere 2 ister 80 artı 8 kere 2 ne olmuş oluyor? Benim için 96'yı vermiş oluyor. Müthiş bir ders oldu. Çok güzel oldu. 4 işlemi çok iyi yaptık. Ve grafikleri de çok iyi çizmeyi öğrendik. Bazı problemlerde de ne yapacağımızı gördük. Ödevi unutmayalım arkadaşlar. Ödevimizi kesinlikle yapalım. Fonksiyonlarda artık doğrusal fonksiyonun grafiğin çizimi. Ve burada mutlak değerli parçalı fonksiyon grafikleri hepsi var. Gerçek hayat problemleri. Dört işlemler de var. Sayfa 111'den nereye kadar gidiyoruz arkadaşlar? Sayfa 128'e kadar gidiyoruz. Ve artık yazılı yaz kaldı dediğimiz gibi ödevlerimizi çok çok önem veriyoruz. Yazılı da çok rahat ediyoruz dedik. Sözü fazla uzatmayalım. İşte karşında ödülü soru. Ödülü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Sizleri seviyorum. Bir dahaki derste görüşürüz.